Arkadaşlar, bugün sizinle badem şekeri lif yapacağız. Önce ipimizi alıyoruz. Altı, yedi tane zincir çekiyoruz. Zinciri kapatıyoruz. Halka yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İlmeğimizi uzatıyoruz. Halkanın içine bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Tepesine bir fıstık yapıyoruz. Tekrar halkanın içine bir fıstık yapıyoruz. İkisini beraber kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar halkanın içine bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Tepesine bir fıstık yapıyoruz. Tekrar halkanın içine bir fıstık yapıyoruz. İkisini beraber kapatıyoruz. Aralarda bir tane zincir çekiyoruz. Halkanın içine bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tepesine bir zincir çekiyoruz. Bir fıstık yapıyoruz. Kapatmadan tekrar halkanın içine bir fıstık yapıyoruz. İkisini beraber kapatıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Halkanın içine bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tepesine bir zincir çekiyoruz. Bir fıstık yapıyoruz. Halkanın içine bir fıstık yapıyoruz. Beraber kapatıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. İlk başladığımız halkanın tepesinden sarkıyoruz. İpimizi kırıyoruz. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Beyaz rengimize geçelim. İpimize bir tane zincir çekelim ve motifimizi sabitleyelim. Bir zincir çekiyoruz. Buradaki sabitlediğimiz yerden bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar bir tepesine bir zincir çekiyoruz. Bir fıstık yapıyoruz. Hemen dibine tekrar bir fıstık daha yapıyoruz. İkisini beraber kapatıyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz. Diğer kenara. Buradaki fıstığın tepesine bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Tepesine bir fıstık yapıyoruz. Hemen dibine bir fıstık yapıyoruz. Beraber kapatıyoruz. Yani artırma yapıyoruz arkadaşlar. Aralarda bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi diğer fıstığın tepesine geçiyoruz. Yine buraya bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tepesine bir zincir çekiyoruz. Bir fıstık yapıyoruz. Dibine bir fıstık yapıyoruz. İkisini beraber kapatıyoruz. Tekrar aralarda bir zincir çekiyoruz. Bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyoruz. Dibine bir fıstık yapıyoruz.
hepsini beraber kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldik. Tekrar ilk başladığımız noktadan zincirimizi sabitliyoruz ve ipimizi kırıyoruz. İlk sırayı dörtlü fıstıkla yapmıştık. Şimdi ikinci sıra 8 oldu. 2, 4, 6, 8. Şimdi tekrar üçüncü rengimizi ve üçüncü sıraya geçiyoruz. İpimizi kırdığımız yerden sabitliyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Buraya bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Tepesine bir fıstık yapıyoruz. Dibine bir fıstık yapıyoruz. İkisini beraber kapatıyoruz. Aralarda bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi buradaki zincir arasına bir fıstık yapıyoruz. Tepesine bir fıstık yapıyoruz. Dibine bir fıstık yapıyoruz. İkisini beraber kapatıyoruz. Aralarda bir tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki fıstığın kenarından bir fıstık yapıyoruz. Tepesine bir fıstık yapıyoruz. Dibine bir fıstık yapıyoruz. İkisini beraber kapatıyoruz. Şimdi buradaki fıstık sayısı 3 tane oldu. Yani artırma yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Buradaki fıstığın kenarından bir fıstık yapıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyoruz. Dibine bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Aralarda bir tane zincir çekiyoruz. Buradaki zincir arasına tekrar bir fıstık yapıyoruz. Tepesine bir fıstık yapıyoruz. Dibine bir fıstık yapıyoruz. Aralarda bir zincir çekiyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyoruz. Dibine bir fıstık yapıyoruz. İkisini beraber kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldik. Şimdi diğer pembe rengimizi sabitliyoruz. İpimizi, motifimizi sabitliyoruz. Tekrar aynı işlemi buraya yapıyoruz. Buraya bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tepesine bir fıstık yapıyoruz. Dibine bir fıstık yapıyoruz. İkisini beraber kapatıyoruz. Aralarda bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi buradaki zincir boşluğuna bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyoruz. Dibine bir fıstık yapıyoruz. İkisini beraber kapatıyoruz. Aralarda bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi tekrar buradaki zincir boşluğuna bir fıstık yapıyoruz. Tepesine bir fıstık yapıyoruz.
dibine bir fıstık yapıyoruz. İkisini beraber kapatıyoruz. Aralarda bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi artırmayı buradaki kenardaki fıstıktan yapıyoruz. Buradaki fıstık arasından bir fıstık yapıyoruz. Tepesine bir fıstık yapıyoruz. Dibine bir fıstık yapıyoruz. İkisini beraber kapatıyoruz. Bu sıradaki fıstık sayısı 4 tane oluyor arkadaşlar. Şimdi araya bir zincir çekiyoruz. Tepesine bir fıstık yapıyoruz. Dibine bir fıstık yapıyoruz. İkisini beraber topluyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi sıra sonuna kadar geldik. Burada fıstık sayısı 4 oluyor. Motifimiz bu şekilde büyüyor ve ilerliyor. Şimdi tekrar buraya bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tepesine bir fıstık yapıyoruz. Dibine bir fıstık yapıyoruz. İkisini beraber kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, motifimizi ortadan başlıyoruz. Bu şekilde kenarlardan artırarak büyütüyoruz. Eğer 12 sıra yaparsanız nife göre 12 sıra. Eğer ki bebek battaniyesi yapmak istiyorsanız bu şekilde battaniye boyutu kadar örebilirsiniz. Aralarda bir zincir çekiyoruz. Zincir aralarındaki boşluğa bir fıstık yapıyoruz. Tepesine bir fıstık yapıyoruz. Dibine bir fıstık yapıyoruz. İkisini beraber kapatıyoruz. Her zincirin arasından bir fıstık yapıyoruz. Tepesine bir fıstık yapıyoruz. Dibine bir fıstık yapıyoruz. Şimdi bu sırada burada kenarlarda artırmayı kenarlardan yapıyoruz. Bu sırada 5 tane fıstık olacak. Tekrar dibine bir fıstık yapıyoruz. İkisini beraber topluyoruz. Bu arada tekrar bir zincir çekiyoruz. Buradaki ikinci dilimdeki artırmayı yapıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık yapıyoruz. Evet arkadaşlar, motifimiz bu şekilde büyütüyoruz. Lif için 12 fıstık yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, yani 7 sıra daha öreceğiz. Eğer ki bebek battaniyesi yapacaksanız daha büyük yapabilirsiniz. Şimdi kenar uyasını da yapalım. Herhangi bir rengimizden motifimizin kenarından tutturuyoruz. Buraya bir fıstık yapıyoruz. Buradaki fıstık arasından bir fıstık yapıyoruz. İkisini beraber topluyoruz.
tepesine 3 tane zincir çekiyoruz. Fıstığın tepesini sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Kapatıyoruz. Arasına örümcek yapıyoruz. Aradaki fıstığın aradaki zincir boşluğuna sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar bir örümcek yapıyoruz. Buradaki fıstığın kenarından bir fıstık, karşıdaki fıstıktan bir fıstık yapıyoruz. İkisini beraber topluyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Kapatıyoruz. Örümcek yapıyoruz. Aradaki zincir boşluğunu sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar bir örümcek yapıyoruz. Her fıstığın kenarından bir tarafından fıstık yapıyoruz. Bir de diğer tarafından fıstık yapıyoruz. İkili fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tepesine 3 zincir çekiyoruz. Kiftik yapıyoruz. Aralarda örümcek yapıyoruz. Kenar uyasında bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım.